Bu arada Azərbaycan ordusu müharibə tarixində müasir metodlarıyla yeni bir yol açmış oldu. Elxan müəllim də bu barədə bizə məlumat verdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qəhrəmanları məhz müasir müharibə standartlarının Qarabağda tətbiqi ilə dünya ölkələrinə bir nümunə göstərilir. Yəni bu lokal miqyasda Azərbaycanın təcrübəsi öyrənilir, qlobal miqyasda. Və təsadüfü deyil ki, Birləşmiş Ştatların generalları, Almaniyanın hərbçiləri Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindəki bacarıqlarını, metodlarını öyrənmək üçün müraciətlər ediblər. 21-ci əsrin Azərbaycanın ordusunda tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan kiçik Türkiyə modeli necə formalaşa bilər, bunu biz müzakirə edəcəyik və bunun üçün Türkiyədən bir bağlantı quracaq. Ehtiyatda olan general Osman Qazi Kandemir bizimlə canlı bağlantıdadır. Bir neçə dəqiqədən sonra biz bu bağlantını yaradacağıq. Bir daha qeyd edeyim. Azərbaycanda kiçik Türkiyə modelinin qurulması məsələsi bizim əsas müzakirə predmetimiz olacaq. Biraz əvvəl Xan müəllim də qeyd etdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ordu quruculuğu sayəsində çox sıx münasibətlər olub. Türkiyəli təlimatçılar, hərbi sahədə böyük təcrübəyə malik olan hərbçilər Azərbaycanda informasiya mübadiləsi aparıblar və bu da öz təsirini təbii ki, ordu quruculuğunda göstərib. Və biz bağlantını yaradırıq Türkiyəli general Osman Qazi Kandemirlə. Hər vaxtınız xeyirli olsun Osman bəy, xoş gördük sizi. Sağ olun, sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Azərbaycan Silahlı Qüvvətlərinin quruluş yıl dönümünü kutluyorum. Silahlı Qüvvətlər gününü kutluyorum. Təşəkkür edirik sizə. Bu, necə deyirlər, bizim bir ortaq bayramımız kimi də qeyd oluna bilər. Və Osman bəy, Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl Azərbaycan ordusunda kiçik Türkiyə modeli formalaşdırılacağına dair fikirlər səsləndirmişdi. Necə düşünürsünüz? Bugünün Azərbaycan ordusunda bu modelin olması nə anlamına gəlir, nə deməkdir? Bu barədə sizin dəyərli fikirlərinizi alaq. Şimdi ben bugün sizlərə, tabii ki, Sayın Prezidentin söylediklerini de yorumlayacağım ama ondan önce Azerbaycan ordusunun bugün geldiği yeri kısaca özetlemekte fayda var. Bir ordu nasıl güçlü hale gelir? Güçlü ordu ne demektir? Bunu anlatmakta fayda var. Şimdi bir kere ben 90'lı yılların başını biliyorum. 93-94 yıllarını biliyorum. O zamanki Azerbaycan ordusuyla şimdiye nasıl geldik? Onu değerlendirmek lazım. Kuvvetli bir ordu meydana getirmek için öncelikle savunma bütçenizden ona önemli bir pay ayırmanız lazım. Azerbaycan devleti kendi zenginleşmesiyle beraber olarak önemli bir pay ayırdı ve bir kere silahlı kuvvetler için gereken parayı tahsis etmiş oldu. İkincisi insan gücü. Yani birincisi savunma bütçesinden ayırdığınız para, ikincisi insan gücü. Azerbaycan insanı, kendisi zaten asker tabiatlı olduğu için Türk milletinin özü, ordusuna çok önem verdi. Onun nitelikli eleman yetiştirdi. Bu elemanların yetişmesi de yıllar aldı. Düşünün 1990'dan başlarsak bugüne kadar 30 sene civarında sürdü bu yetiştirme. Uygun bir askeri altyapı kuruldu bu süre içerisinde. Yani bizim bu 44 günlük Karabağ zaferinden önce 30 yıla yakın bir hazırlığımız var. Bu ciddi bir olaydı. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Buna dayalı olarak eğitim teşkilatı kuruldu. Askeri okulların kurulması, harbi okulunun kurulması, Kizir Mektebi'nin açılması, daha sonra akademilerin kurulması, sınıf okullarının kurulması. Bunların hepsine ben şahitlik ettiğim için biliyorum. Türkiye'de zabitlerin eğitilmesi veya başka ülkelerde eğitilmesi, bunlar da önemli. Bir diğer önemli konu savunma sanayine yapılan yatırım. Bugün Azerbaycan ordusu Karabağ Savaşı'nda bunların da meyvesini topladı. Bugün gururla ifade ediyoruz ki Azerbaycan'da da savunma sanayi gelişiyor. Şimdi bunlarla beraber Azerbaycan ordusu dışarıya da açıldı. Türkiye başta olmak üzere diğer birçok ülkeyle ikili ilişkiler kurdu. Bugün bir modern ordunun gücünden bahsedebilmek için başka ülkelerle ilişkilerine de bakmak lazım. Bu iki boyutlu. Bir tanesi oralarda ne gelişmeler oluyor, bunları takip etmek açısından. İkincisi de onlarla işbirliği yapıp beraber hareket edebilmek açısından. Ya bugün kendi başına olan orduları güçlü saymıyoruz. Şimdi bunların hepsi Azerbaycan ordusunda bu 30 yıllık süreçte birikti. Ve bunları bir araya getirmek de yetmiyor. Yani bunların her birini tek tek bir araya getirseniz de yetmiyor.
Bir de buna bakış açısı getirmeniz lazım. Yapacağınız harekatın nevine göre, nereye bir operasyon yapacaksanız ona göre orduyu teşkilatlandırmanız, ona göre nitelikler kazandırmanız, bir de kafa yapısını ona göre şekillendirmeniz lazım. Bu da oldu. Bugün Karabağ Harbi'nde gördük ki, siz tabii daha şeysiniz, Rusya'dan ben tepkileri alıyorum. Rus televizyonları benimle bu taktikler üzerinde konuşmaya çalışıyorlar filan. Bu bütün altyapıyı birleştirip muharebe sahasında bir düşünce bütünlüğü içerisinde icraya sokmak da önemli. İşte buna da dönüştürme kabiliyeti diyoruz. Yani stratejik kaynakları dönüştürme kabiliyetiyle muharebe sahasında sonuç almaya döndürme işi. Karabağ Harbi bunun da zirvesi oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir teşkilatlanma modeline gidebilir. Hem yapısı buna müsait oldu hem de gelecek için bu açıdan ümit vaat ediyor. Yani bugün biz gururluyuz. Hatta geçtiğimiz hafta da Azerbaycan'dan büyük bir heyet geldi, beraber onlarla da bazı dersler yaptık filan. Bugün bu başarının oluşmasında büyük bir emek var. Geride yapılmış yatırımlar var. Azerbaycan insanının kanından, terinden bir toparlanmış sonuç var. O açıdan İlham Aliyev'in söylediği sözler çok kısa zamanda gerçekleşecek. Tabii çok kısa zaman derken 3 ay 5 ay demiyoruz. Bunlar uzun vadeli işler. Nasıl 30 yıl bu zafer için beklediysek ona da biraz daha beklemek mümkündür. Ama gururla söyleyebiliriz. Azerbaycan halkı güçlü bir orduya sahip. Azerbaycan halkıyla ordusu bütünleşmiş. Bu çok önemli bir sonuç. Tekrar Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyorum. Osman Bey, biz sizə təşəkkür edirik bu dəyərli məlumatlarınıza görə və vaxt ayırıb bizimlə canlı bağlantı qurduğunuz üçün də biz sizə minnətdarıq.